Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz Brezilyalı imalatçı Embraer tarafından geliştirilen KC-390 askeri nakliye uçağı. Bu askeri nakliye uçağı geçtiğimiz günlerde Macaristan'dan sipariş aldı. Ve Macaristan Hava Kuvvetleri 2 adet KC-390 satın aldı. Bu uçaklar hem nakliye görevinde hem de havadan yakıt ikmal görevinde tanker olarak kullanılacak. Peki Embraer bu işe nasıl girdi? Ve hangi aşamalardan geçti? Bu uçağın özellikleri nedir? Ve tabii videomuzun son bölümünde Türkiye KC-390 alabilir mi? Bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Uçak imalatçıları arasında benim kalbimde diyeyim Embraer'ın çok farklı bir yeri var. Bunun nedeni Brezilya ve Türkiye'nin enteresan bir şekilde birbirlerine gerçekten çok uzaklarda da olsa birbirine yakın olmaları. Ama Brezilya'da bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesi de Embraer. Bugün Embraer dünyanın önde gelen havacılık imalatçılarının arasında yer alıyor. 1940'ların sonunda Havacılık Üniversitesi olarak kurulmuş Embraer. 1960'ların sonunda uçak fabrikası haline geliyor ve arkasından 1980'lerde bölgesel uçakları imal etmeye başlıyor. 90'larda ise bu bölgesel uçaklara jet motoru takıyor. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman daha modern, daha yeni nesil bölgesel uçaklar imal ederek bu pazarda söz sahibi olan bir şirket haline geliyor. Embraer son yıllarda gelişimini iş jetlerine odaklamış durumda. Özellikle İş adamları için tasarlanan özel jetler bugün pazarda yerini almış durumda. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda da Alman otomotiv devi Porsche ile Embraer ortak bir tasarım yapmış. Kabinini Porsche tasarlamıştı Embraer iş jetlerinin ve bu özel seriden 10 adet imal edilmişti ki iş adamları da bu seriye büyük ilgi göstermişti. Şimdi biraz filmi 2000'li yılların başına doğru saralım. Brezilya Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri gibi önemli bir C-130 askeri nakliye uçağı kullanıcısı. C-130 1950'lerde tasarlanmış, şu an Lockheed Martin bünyesinde yer alan 4 adet turboprop pervaneli motora sahip çok önemli bir askeri nakliye uçağı. Brezilya Hava Kuvvetleri bu uçaklar hizmet ömürlerinin sonuna doğru gelirken Embraer'den bir uçak talepleri oluyor. Embraer işi gayet ekonomik çözmek üzere geliştirdiği Embraer 170 veya 190 bölgesel yolcu uçağının kabinini askeri uçak haline getirilebilir mi diye çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Ancak kısa sürede bu çalışmalar kabin eninin çapının yeterli olmaması nedeniyle yeni bir uçağa doğru ilerlemeye başlıyor. Mühendisler çalışırken proje tabii Brezilya hükümetine gidiyor ve sonuçta da 2009 yılında Brezilya hükümetiyle Embraer bir anlaşma yapıyor. İki adet prototip için 1,5 milyar dolarlık bütçeyi Brezilya Embraer'a veriyor ve çalışmalar hızlanmaya başlıyor. Ortaya jet motorlu, üstten kanatlı, geniş gövdeli, 26 ton kargo taşıyabilen bir askeri nakliye uçağı için çalışmalar için düğmeye basılıyor. Ve Embraer farklı özelliklere sahip ama başta motor olmak üzere sivil teknolojiler içeren bu uçağı 2015 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Bu uçağa dışarıdan baktığımız zaman bazı açıdan işte burun yapısı özellikle o Embraer'ın klasik tasarımlarına benzeyen bir uçak. Ancak üstten kanat yapısı dikkat çekiyor ve kanatların altında da bizlerin Airbus A320 serisinden tanıdığı International Aero Engines şirketinin imalatı V2500 motorları var. Bunlar sivil motor. Normalde belirttiğim gibi A320 serisini uçuruyor bu motorlar. Bu motorlar gerçekten milyonlarca saat uçmuş. Teknik problemlerinin çok önemli bölümü çözülmüş. Gerçekten sorunsuz motorlar. Ve bu motorlarda askeri bir nakliye uçağına konularak hem ekonomik bir çözüm hem de kendini ispat etmiş bir yapı hedefleniyor. Embraer KC-390'ı geliştirirken karşısındaki rakip pervaneli bir uçak. Ama
Üstten kanatlı olması nedeniyle uçak yarı hazırlanmış pistlere inip kalkabilecek şekilde tasarlanıyor. Ona göre güçlü iniş takımları var. Motorlar yukarıda olduğu için taşı toprağa, yani yabancı madde hasarını minimum çekecek şekilde tasarlanmış ve kalkışıyla birlikte yüksek yük kapasitesiyle hızlıca tırmanıyor ve saatte 870 km hıza çıkabilecek şekilde tasarlanmış. Uçak tam kapasiteli, hepsi teçhizatlı, 66 paraşütçü komandoyu taşıyabiliyor. Eğer içeri koltuk koyduğunuz zaman 80 koltuk kapasitesine ulaşan bir uçak. Bu uçakla ilgili testler gerçekleştiriliyor ve aynı zamanda da imalat yapılmaya başlanıyor. Ve 2019'da da ilk uçak Brezilya Hava Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Bu arada uçağda bir ilgi olduğunu belirtmemde fayda var. Brezilya Hava Kuvvetleri'nin verdiği siparişleri Portekiz ve onun sonrasında da Macaristan izliyor. Embraer bu konuyla ilgili son yıllarda yaptığı anlaşmayla Boeing ile birlikte çalışıyor. Boeing uçağın farklı hava kuvvetlerine pazarlanması için Brezilyalılarla birlikte işbirliği yapıyor. Bu işbirliğin sonrasında ise Embraer'in bir dönem Boeing'e satılması gibi bir fikir ortaya atılmış. Hatta epey de bir görüşmeler ilerlemişti. Çünkü rakibi Boeing'in Airbus, Kanadalı Bombardier şirketinin C Series ailesini satın almıştı ve bir bölgesel uçak pazarına adım atmıştı. Boeing de Embraer'in bölgesel uçak pazarını satın alarak bu alana doğru böyle bir genişleme hedefi vardı. Fakat Mart ayında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle bu anlaşma hayata geçirilemedi. Ama Embraer ve Boeing bu KC-390 serisinin pazarlamasında birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Bu askeri nakliye uçağında bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de pervaneli ve jet uçak farkı diyelim. İyi bir pervaneli motor yaparsanız çok daha ekonomik maliyetlere sahip olarak istediğiniz yükü neredeyse jet performansına yakın uçurabiliyorsunuz. En güzel örneği Türkiye'nin de ortak olduğu Airbus A400M projesi. Kuvvetli motorlar, iyi motorlar lazım. Bu teknolojiye sahip değilseniz jetlerden ilerleyebilirsiniz. Bakın Antonov'un yaptığı gibi. Bakın Embraer'in yaptığı gibi bu pazara girmek mümkün. Jet motorları pervanelere göre biraz daha fazla yakıt harcasa da performans, daha yukarıdan uçma ve yüksek süratle bu kaybettiklerini avantaj haline getirmeyi hedefliyor. Önemli olan hangi görevde neyi kullanacaksınız? Buna göre hava kuvvetlerinin seçim yapması gerekiyor. Gelelim olayın Türkiye boyutuna. 2000'li yılların başında Brezilyalı Embraer tabii bu projeye girerken önemli olan ortaklık bulabilmek. Neden ortak aranıyor? Amaç üretilecek uçak sayısını ne kadar fazlalaştırırsanız birim maliyetini de o kadar düşürmeniz mümkün. Hatta iş yükü konusunda, yani mühendislik konusunda da işbirliği yapabileceğiniz ülkeler sayısı varsa çok daha uygun fiyata bu uçakları hayata geçirmek mümkün oluyor. Çünkü herkes sonuçta bir Amerika veya Rusya değil veya bir Çin değil. Örnek olarak Avrupa'daki Airbus bu konsorsiyumların en başarılı örneklerinden olsa da başarısız konsorsiyumlar da tabii ki havacılık tarihinde mevcut. Embraer bunları aradı ama Türkiye'de bu adaylardan biriydi ama Türkiye çok fazla projeye ilgi göstermedi. Niye? O dönemde A400M projesindeydi Türkiye ve o dönemde herhangi bir nakliye uçağı ihtiyacı pek fazla gözükmüyordu. Ama bugün askeri nakliye uçakları gerçekten bir ülkenin stratejik gücü. Bir bakıyorsunuz işte Libya'ya askeri malzeme taşıyacaksınız. Azerbaycan'a askeri malzeme taşıyacaksınız. Bunları nakliye uçaklarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Türk Hava Kuvvetleri'nin ana nakliye gücünü ortak olarak başladığı A400M uçakları, Airbus A400M uçakları oluşturuyor. Gerçekten 35 tona yakın yükü taşıyabiliyor, uzun menzilliler. A400M'lerin bir altında CH-30 nakliye uçakları var. CH-30'ların kokpiti Erciyes projesiyle birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayi ve Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi tarafından modernize ediliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde envanterine CH-30'lar 1964 yılında girdiğini hatırlatalım. 2040'a kadar uçması hedefleniyor bu uçakların. Onların bir altında CH-60'lar var ama CH-60'lar peyderpey emekli oluyor. Pek fazla CH-60 kalmamış durumda. CH-60'ların da altında hafif nakliye sınıfında CN-235 uçakları, kasa olarak kamuoyunda bilinen uçaklar var. Şimdi Türkiye elinde ek bir askeri nakliye uçağı filosu olabilir mi? Keşke olsa, çünkü KC-390 önemli bir aday olurdu. Ki CH-30 da benzer özelliklere sahip. Bu arada fiyat performans açısından Brezilyalılar CH-30'lara göre yaklaşık 10-15 milyon dolar daha ucuza uçaklarını satıyorlar. Uçağın jet motoru, sivil sistemleri gibi yeni nesil tasarımı sayesinde
uzun dönemde de operasyon maliyetlerinin çok düşük olduğu Embraer tarafından ifade ediliyor. Bu tür projelerde Türkiye gibi ülkeler girerken önemli olan, laf tabiri caizse, arsadan girmek apartman yapımına. Başlangıçta girdiğiniz zaman çok daha avantajlı imkanlara sahip oluyorsunuz. İşbirliği yapıyorsunuz. Bu durum Türkiye'yi geliştiriyor. Bakınız örnek A400M projesi. Oradan aldığınız bir teknolojiyle daha sonra yolcu uçağı A350'lerde Türkiye kanatçık tasarladı. Bu da çok önemli bir geri dönüş oldu Türkiye açısından. Embraer ile bir ortaklık yapılıp burada uzun vadeli havacılık açısından bir kazanım elde edilebilirdi. Ama o yıllarda bu pek de mümkün gözükmedi açıkçası. Bugün bu projeye işte 5 uçak, 10 uçak sipariş verdiğiniz zaman Embraer'in size en fazla yapabileceği şey parça imalatı. İşte o parça imalatında zaten TUSAŞ, Boeing olsun, Airbus olsun, askeri anlamda Lockheed olsun, Sikorsky'si olsun veya Leonardo olsun yıllardır başarıyla zaten gerçekleştiriliyor. Burada bir ihtiyaç var mı? Bence var. Çünkü askeri nakliye uçaklarımız son yıllarda çok yoğun uçuyor. Ve özellikle tabii C-130, C-160 uçakların ilerleyen yaşları var. Bazı yerlere de daha ara birim uçaklar gerekiyor. Her şeyde A400M'i veremiyorsunuz. Keza benim kendi fikrim A400M sayısında Türkiye'nin arttırması gerekmekte. Tabii bunlar bu bütçe yapısı içerisinde nasıl gidilir, ne yapılır? Gerçekten bunlara Savunma Sanayi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri'nin, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Milli Savunma'nın karar vermesi gereken önemli konular. Bugün Embraer'ın bir askeri uçak modeli olan KC-390'ını birlikte inceledik. Bu uçak tanker olarak da kullanılabiliyor. Belirttiğim gibi Macaristan verdiği iki uçağı tanker niteliklerinde sipariş etmişti. Ve bu uçakta farklı pazarlarına ben ilerleyen yıllarda gireceğine inanıyorum. Embraer gerçekten havacılıkta bir başarı hikayesi ama oradan Türkiye'nin öğrenip ders alacağı ve ilerleyeceği çok önemli noktalar var. Umarım bir gün Türk Havacılık Uzay Sanayi'de Embraer gibi başarılı, dünyanın dört bir tarafında ürünlerini hem sivil hem askeri olarak satabilen veya helikopterlerini, insansız hava araçlarını satabilen bir duruma gelir diye umuyoruz. Bize sorularınızı lütfen yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ve bildirim tuşunu lütfen açın. Katıl tuşuyla da bizim kanalımıza destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.